Bu yıl da maalesef umut yok gibi. Bunu konuşacağız. Turizm yazarı ve işletmecisi, turizm sektörünün önemli kanaat önderlerinden Faruk Pekin konuğumuz. Faruk Pekin, hoş geldin programımıza. Teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Evet, sen eli taşın altında olanlardansın. Yani dışarıdan gazel okumuyorsun. Yıllarını verdin bu sektöre. Hem içeriği hem dışarıyı çok yakından takip ediyorsun. Nedir durum? Bir özetle başlayabilir miyiz? Şimdi şöyle, pandemi başladığında Ekim-Kasım 2021'de işler biraz açılır umutları vardı. Bu umutlar erken umutlardı. Ama 2020 kötü geçti. Yani Türkiye için %70'lerde bir kayıp, 23 milyar dolar falan deniyor. Ama gördüğüm benim 2021 daha da kötü geçecek. Hele hele bu son rakamlar, o son rakamların getirdiği yıkıntıyı aşmak pek kolay değil. Yani şimdi dünya ikincisi, dünya birincisi tartışmaları içerisinde Türkiye'nin damgalanması çok kolay oluyor ama bu damgaları silmek ise bir hayli zor oluyor. Bunun getirdiğini düşündüğümüzde galiba 2021, 2020'den de kötü geçecek. Ve genel gidişat şu ki 2020'nin ortalarında Dünya Uçakçıları Örgütü 2025'te ancak düzeliriz dediğinde amma da yaptılar ya falan diyorduk. Onlar nabzı biraz daha iyi ölçüyorlar. Galiba bir normalleşme hakikaten 2025'lerde inşallah söz konusu olacak. Şimdi Türkiye'nin önündeki mesele bence 2022'yi nasıl biraz daha eksiden artıya çeviririz olmalı. Faruk, Türkiye'ye Ama geliriz de dünyadan istersen bir başlayabilir miyiz? Yani dünya turizm pazarı 2020'den dehşetli etkilendi. Ve yani turizm hakikaten diğer sektörler gibi değil. Bir kere insanların güven kazanmaları gerekiyor. Beklentilerinin iyileşmesi gerekiyor. Her tür sağlık güvencesinin olması gerekiyor. Kolay yeni baştan birer turizmci olamıyoruz. Kolay kolay seyahat tüketicisi yeni baştan olamıyoruz, değil mi? Bu sektörün evet. biraz da özelliğinden bahsederek neler dersin? Aynı yani şöyle, şimdi bir kere sektör buna hazır değilmiş belli oldu. İkincisi yeni tekniklere kendisini çok iyi adapte edemedi. Bu da işin bir tarafı. Mesela ben online pazar üzerinden bir şeyler olabileceğini umuyordum. Açıkçası çok sayıda şirket bunu gerçekleştiremedi. Ama özellikle son bu varyanttı, mutanttı vesaire tartışması içerisinde işler hakikaten kötüye gidiyor. Almanya dünya turizminde çok önemli bir ülke. Çünkü onların girdi ve çıktıları çok farklı. Ama dün Alman Ajantalar Birliği Başkanı'nın bir konuşmasını dinledim. %90 diyor kaybımız 2021 için. Onu öngörüyor. Yani bu Almanya, şimdi biz de bu arada Almanya'dan tabii turist bekliyoruz vesaire. Yani kayıplar o boyutlarda. Şimdi tatsız yanı şu, bu sektörlerde en fazla vurulan ne yazık ki seyahat acentaları oldu. Seyahat acentaları özel olarak dikkate alınması gereken bir alan. Nedeni şu, senin de belirttiğin gibi özellikle seyahat acentalarındaki elemanlar kolay yetişmiyor. Ve şu anda bunlar gerçekten başka alanlara doğru itilme noktasında. Çoğu işsiz, dünya için konuşuyorum bunu, çoğu işsiz açılma noktasında, normale dönüşte çok sayıda yeni elemana ihtiyaç duyulacak. Ve iyi eleman seyahat acentacılığında da iyi yetişmiyor. Bu hem dünya hem Türkiye için geçerli olan bir olgu. Türkiye'de zaten nedense bilemiyorum, Türkiye'de aslında var tabii, nedenleri bilmiyor değilim de ülkeye döviz sağlayan ana alanlardan biri muamelesi görmedi. Bu muamele görmeyince tabii ki birçok şey aksadı. Yani yapılan ne var geride şöyle düşünüp baktığımızda bir yıl içerisinde biraz sınırlı olarak otellere gelen sertifikasyon var. Ama bunun dışında gerçekten hiçbir şey yapılmadı. Seyahat acentaları tamamen kendi hallerine bırakıldı.
ki seyahat acentaları hala çok çok önemli, çok önemli. Yani hem kültür turizminde önemli hem de bu güneş, deniz, kum turizminde önemli. Bu anlamda hemen yani acilen onlara keçeği sürdürülmeli bir yıl daha en azından elemanları dikkate alaraktan konuşuyorum. Artı 2022 sonuna kadar işte vergileri, sigortaları ertelenmeli bu borçlar. Yani bu anlamda gerçekten çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Ama bir konu daha var, o da şu. Yani turizm fazlasıyla artık hijyene bağlı oldu. Hem otellerde hijyen koşullarını gerçek anlamda sağlayacaksın. Bunun devamını da getireceksin. Sosyal mesafesi dahil, oteldeki sosyal mesafesi dahil. Öbür tarafta tüm turizm çalışanlarını, hem otelcileri hem seyahat acentaları elemanlarını aşılayacaksın acilen. Ama bu da yetmiyor. Bir de ülke çapında aşılamayı çok yüksek çekmen gerekiyor. Ancak bu topyekun aşılama ile hijyen koşullarını vereceği güvenle gelecek turist. Bu çok önemli. Ama yani, genel fotoğraf galiba çok ürkütücü. Yani bizim özellikle yok. Son aylarda, son haftalarda yaşanan vaka sayıları bunun artık yönetilemediğini sadece içeride değil dışarıya da işte saklayamıyor yani. Bu imaj kendi başına birçok şeyi maalesef etkisiz hale getiriyor. Yani bu yönetilememe sanayide başka iz bırakır ama turizm gibi görünür alanda çok daha ağır izler bırakır. Onları silmemiz çok daha zorlaşacak. Yani şöyle söyleyeyim, yani neredeyse 2 ay öncesine göre durum biraz daha epey bir parlaktı. Şu anda çok çok kötü. Yani şu andaki verileri, gerek vaka sayısı, gerek ölümleri orantısı olarak düşündüğümüzde Türkiye birdenbire son 2 hafta içerisinde çok şey kaybetti. Biraz daha kaybedecek. Çünkü hala tam kapanmadan bahsedilemiyor. Hala aşılar bulunamıyor. Hala aşılanma belli düzeylerde. Bu gidişi biz, yani bunun bırakacağı kara izleri biz öyle kolay kolay çözemeyiz. Yani bu çok önemli. Evet. Nedenle 2021 kayba doğru gidiyor. Gerçekten. Yani bu anlamda özellikle seyahat acentalarına çok ciddi katkılar gerekiyor. Bunu tekrar söylüyorum. Seyahat acentacılığında yetişen elemanlar kolay yetişmiyor. Onları kaybettiğimizde, onlar başka alanlara dağıldığında bir daha geri dönmeleri çok kolay değil. Yani sadece yabancı dil bilme değil, bayağı çok ciddi melekeler gerekiyor. Yani bütün bunlar çok önemli. Burada gerçekten kötü yönetim, yani kötü yönetim sadece pandemiyle sınırlı değil, her şeyle sınırlı. Bak şimdi bir yeni haber geldi. Kısa çalışma ödeneğini Haziran sonuna kadar sürdüreceğiz diye. Ne zaman kaldırmıştınız? Mart sonunda. Peki ne gördünüz? Yani Nisan, Mayıs yani belli değil miydi? Bunun kaldırılamayacağı belli değil miydi zaten? Şimdi ayrıca hala yeterli değil. Ayrıca yani zaten kalkmaması gerektiği belli olan bir şeyi kaldırıyorlar. Ondan sonra tekrar getiriyorlar. Bu hakikaten kötü yönetimin en bariz koşullarından biri. Söylememe izin ver Faruk. Şimdi turizm diyoruz biz ama biliyorsun her programda da bunu hatırlatıyoruz izleyicilere. Turizm dediğiniz sadece turizm değil aslında. Nedir? İleri geri bağlantılarıyla yani gıda sektörü, giyim sektörü, ulaştırma, daha birçok hizmet dalı. Yani biz aslında turizm deyince konaklama, yeme içme ve vesaire gibi bir dar alandan bahsetmiyoruz. O nedenle milyonları ilgilendiren bir sektörden bahsediyoruz. Bak mesela Antalya pandemiden en ağır zararlı.